Merhaba, konumuz isimler, adlar ve 6. sınıfın ilk dil bilgisi konusu. Bu konu o kadar önemli ki bundan sonra anlatacağımız tüm 6. sınıf dil bilgisi konularında bu konuya geri dönüş yapacağız. Çünkü zamir diyeceğiz, isimlerin yerini tutar. Sıfat diyeceğiz, isimlerin önüne gelerek onları niteler ya da belirtir diyeceğiz. Yani isimleri bilmemiz çok çok önemli. Genel olarak isimler, isim soylu sözcükler Mekmak master ekini almayan kelimeler olarak tanımlanır. Biz bunu hemen birkaç örnekle söyleyelim. Fotoğrafmak diyemiyorum, fotoğraf bir isim. Çadır, çadırmak diyemiyorum, bir isim. Çamaşır, çamaşırmak diyemiyorum, bir isim. Makmek getiremediklerimi isim diyorum çocuklar. İsimler kaça ayrılır? Nelerdir bunlar? Detaylı bir şekilde hemen örnekleyelim istiyorum. Çevremde gördüğüm her nesnenin bir adı var. Mesela bu fotoğraf üstünden gidecek olursak, şu alete ben makas ismini veriyorum. Şu aletlere kalem ismini veriyorum. Şu benim silmeme yarayan araca silgi diyorum. İşte sayfalarım kırışmasın, düzenli dursun diye şu kullandığım aletlere ataş ismini veriyorum. Düz çizgi çizmeye yarayan ya da açılarla çalışmamı sağlayan aletin adı cetvel. Boyamaya yarayan alet fırça ya da boya gibi kelimeler görüyorum. Fakat biz bu kelimeleri her zaman nesne adı olarak görmeyeceğiz. Şöyle ki fikir gibi, şüphe gibi, merak gibi bazı duygularımıza, düşüncelerimize de isim olacaklar. Tabi burada şüphemek, fikirmek, merakmak diyemediğimizi de unutmayalım. Ya da insan isimleri, Murat gibi burada insana ait, insanı işaret eden isimler de, isimlerimiz, adlarımız da olabilir, unutmayalım. Bunlar bir sınıf olabilir, sınıfmak diyemiyorum. Toplantı yapıyor olabilirler ve toplantı o buluşmanın adı oluyor artık, bu da bir isim. Ya da bu bir buluşma olabilir. Burada buluşmamak diyebiliyorum diye kafanızda soru işareti oluşabilir. Ama buluşmamak deyince olumsuzluk ifadesi gibi görünüyor. Buluşmak, buluşmamak gibi. Hayır. Burada olumsuzluk iki değil oradaki ma işareti. Ona lütfen dikkat edelim. Buradaki ma iki aslında ilerleyen bir sınıfta göreceksiniz bu konuyu. İsim fiil eki, yani fiili isim yapan bir ek, yapım eki. O sebeple olumsuzluk eki olmadığı için buluşmamak dediğimizde aslında olmadığını da söylemeliyiz. Sonrasında biz bir görüntü görüyoruz ekranda. Yine görünmek diyebiliyorum ama artık aldığı yapım ekiyle birlikte onun isim olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü görüntümek diyemiyoruz. İsimleri üçe ayırıyoruz. Birincisi varlıklara verilişine göre, ikincisi varlıkların oluşuna göre ve üçüncüsü de sayılarına göre. Varlıklara verilişine göre bir özel isim, iki cins isim diyeceğiz. Varlıkların oluşuna göre bir somut isim, iki soyut isim diyeceğiz. Ve sayılarına göre de üçe ayırıp bir tekil isim, iki çoğul isim, teklik çokluk olarak da karşımıza gelebilir. Üç topluluk ismi diyeceğiz. Hemen bunlar nedir ne değildir bakalım. Özel isimler dünya üzerinde bir tanedirler. Yani öğretmenin bizim adaşımız dediğimiz aynı alttan bir sürü insan var ama farklı kişiler. Yani demin gördük Murat diye bir çocuk ama Murat sık kullanılan bir isim olmasına karşın her Murat birbirinden en azından DNA bazında farklıdır, şekil olarak farklıdır, oturdukları yerler farklıdır, aileleri farklıdır, sevdikleri farklıdır, farklı kişilerdir yani. Fakat cins isimde ise öyle bir şey görmeyeceğiz. Bütün Muratlar insandır. İnsan burada cins isim olarak karşımıza çıkacak. İnsan dünya üzerinde bir tane değil. Ya da Galatasaray Lisesi dediğimde bir tane fakat lise dediğimde liseler bir tane değil. O sebeple cins isimin burada dünya üzerinde bir tane değil de birçok sayıca birçok örneği bulunan kelimeleri ifade ettiğini söyleyeyim. Somut isim soyut isimde ise durum şu. Somut isimleri ben beş duyu yoluyla algılayabiliyorum. Yani görüyorum,
koklayabiliyorum, tadabiliyorum, işitebiliyorum, duyabiliyorum ya da dokunabiliyorum. Burada şuna dikkat edin, benim dokunmam ve bana da dokunulabilir. Yani rüzgar örneğinde biz rüzgara dokunmuyoruz diyorsunuz hep ama rüzgar teninizde hissettiğiniz bir şey olduğu için onu dokunmaktan sayıyoruz. Soyut isimlerde ise 5 duyu yoluyla algılanamadığını söyleyeceğiz. Neşe, işte kalp kırıklığı, plan yapmak gibi bazı kelimelerde ise biz onun zihinsel işlem olduğunu ya da düşsel işlem olduğunu söyleyeceğiz, duygusal ya da. Ve bunları 5 duyu yoluyla algılayamadığımız için onları soyut olarak isimlendireceğiz. Tekil, çoğul ve toplulukta işimiz daha kolay çünkü tekil isimler dünya üzerinde bir tane olarak kodlamıyoruz. O özel ismin tanımı sayı olarak bir tane. Mesela kalem. Bir tane kalemden bahsediyorum. Ev, bir tane ev. Fakat çoğul isimde ise larlar benim çoğul hekim. Hemen şöyle burayı işaretleyelim. Larlar benim çoğul hekim. Ve bahsettiğim kelimelere o evler gelecek. Ev tekildi fakat evler dediğimizde artık o evin bir tane olmadığını biliyoruz. Birden fazla olduğunu söylediği için çoğul hekimizi aldığı için onlar çoğul kelimelerimiz. Topluluk isminde ise şöyle bir durum var. Evet bir tane değiller ama ek yok. Yani larlar gibi ekleyeceğim bir ek yok. Bu ne demek? Bu hemen bir sonraki görüntüde örneklerini göreceğiz. Orada detaylandıralım. Hepsinden örneklerle gidelim. Özel isim dediğimde Ece. İnsan ismi Ankara. Şehir ismi Rusya. Ülke ismi Topkapı Sarayı. Bir anıt, bir yapı ismi ve dünya üzerinde bir tane. Minnoş. Pamuk. Sarı kız. Karabaş. Hayvan isimlerine de biz özel isim diyeceğiz. Çünkü onlar dünya üzerinde tekler. Cins isimde ise örneklerim Ece bir kadın, Ankara bir başkent, Rusya bir ülke, mimari yapı Topkapı Sarayı, kedi olsun Minnoş'ta. Fakat kadın, başkent, ülke, mimari yapı ve kedi dünya üzerinde bir tane bir varlığa işaret etmiyor. Onların genel ismi. Cins isim ayrıca burada şunu da söyleyelim. Bu karşımıza tür isim olarak, tür adı olarak da çıkabilir. Hemen somut soyut örneklerimize bakalım. Uğultu, duyabiliyorum. Ters, dokunabilirim. Görebilirim. Kokusunu da alabilirim. Elektrik kafa karıştıran bir şey ama çarpabilen bir şey bizi. Kaldı ki o ampulün yani elektriği de ışığı da görebiliyoruz. Ya da böyle prizi takarken oradaki elektriklenmeyi görebiliyoruz. Kek tadabiliyoruz, görebiliyoruz, koklayabiliyoruz. O sebeple dokunabiliyoruz. O sebeple somut diyoruz. Soyuttaysa kararsızlık. Bu bir madde değil. Kıskanma, rüya, nefret. Rüyayı görüyoruz ama yukarıdakileri gördüğümüzü ispat ederken rüyayı gördüğümüzü ispat edemeyiz. Bu sadece zihinsel bir durum olduğu için soyut olarak karşımıza çıkacak. Tekil, milletvekili, bir tane, ağaç bir tane. Çoğul isim dediğimde çoğul ek devreye girecek. Milletvekilleri ve ağaçlar gibi ve birden fazla olduğunu işaret edecek. Şimdi topluluk isimli örneklerle daha iyi anlayacağız. Meclis dediğimde oradaki insanları kastediyorum. Birden fazla insanı kastediyorum. Yani birden fazla milletvekilini kastediyorum ama kelimemdelerler yok. Ya da orman dediğimde bir sürü ağaçtan bahsediyorum. Fakat larlar yok. O yüzden bu tip kelimeleri de topluluk ismi diyoruz. Yazmanız gereken kısım ekrana gelecek ve örnekler daha çok orada. Yazdıkça daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler.